Bu soru tipini genellikle dörtgenler konusunda fark ederiz arkadaşlar. Bakın ABCD'nin dikdörtgen olduğunu söyleyeceğiz size. Burası 4 olsun, burası 9 olsun. Sizden ne isteyelim? ABCD dikdörtgense çevre ABCD'yi isteyelim. ABCD dikdörtgen olduğu için arkadaşlar ilk olarak bu dikdörtgenin köşe açılarına birer 90'ar derece koyalım. Bu 90'ları koyduktan sonra şunu fark ederiz. ABK üçgeni ile CDK üçgeni hipotenüsleri dik kesişen dik üçgenler, yani benzer üçgenlerdir. Açılarımızı alfa beta diyecek olursak, bakın şuraya artık ne yazmalıyım? Alfa yazdıysam buraya beta yazmalıyım arkadaşlar. Beta varsa diğer tarafa teta yazıyorum ben ısrarla. Alfa yazmalıyım arkadaşlar. Bu durumda dikdörtgende karşılıklı kenar uzunlukları da birbirine eşittir dedikten sonra küçük üçgende ya da sol taraftaki üçgenden başlayalım. Alfanın karşısında 9 var. Diğer üçgende alfanın karşısında x var. Beta'nın karşısında x, beta'nın karşısında bu tarafta 4 var. X kare 36 dersek x buradan 6 birim çıkar arkadaşlar. X yerine 6 yazalım. Dikdörtgende karşılıklı kenarlar eşittir demiştik. Burası 13 de karşısındaki kenarda 13. Bu durumda ABCD dikdörtgenin çevresi kenar uzunluklarının toplamıdır. 6 ile 13'ü toplayıp ikişer tane olduğu için 2 ile çarparsak 19 çarpı 2'den çevrenin 39 santimetre olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi hemen bunları sildikten sonra arkadaşlar yeni benzerlik çeşidimizle devam edelim. Bununla ilgili sorularımızı konunun sonunda çeşitlendirebiliriz. Bu da kenar 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 benzerliği. Şimdi kenar 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 benzerliği de adından da anlaşılacağı gibi arkadaşlar 3 tane kenar uzunluğunun verildiği durumda aklımıza gelmeli. ABC üçgeni ile KLM üçgeninin eğer üçer tane kenarını biliyorsanız ve bu üçgenler arası, bu üçgenlerin kenar uzunlukları arasında bir oran fark ettiyseniz üçgenlere benzerdir diyeceksiniz. Bakın hemen bunu sayısal bir örnekle gösterelim. ABC üçgeninde kenar uzunluklarımız 16, 12 ve 8 olsun arkadaşlar. Diğer üçgende de kenar uzunluklarımız 8, 4 ve 6 olsun. Şimdi kenar uzunluklarını küçükten büyüğe doğru sıraladığım zaman şunu fark edelim. ABC üçgeninde kenarlarım 8, 12, 16. Diğer üçgende 4, 6, 8. Bakın burada alt taraftaki değerlerin üstteki değerlerin tam yarısı olduğunu fark ettim arkadaşlar. 8 yarısına düşmüş 4 olmuş, 12 yarısına düşmüş 6 olmuş, 18 yarısına düşmüş 8 olmuş. Tüm kenarlar arasında birer oran var. O zaman bu üçgenlere benzerdir dersiniz arkadaşlar. Tabii benzerdir dedim. Uzunlukları bildiğime göre burada ne yapmalıyım? Bu sefer de eşit orantılı olan kenarlara bakan açıların eşit olduğunu söylemeliyim arkadaşlar. Yani ABC üçgeninin 8 birimlik kenarıyla diğer üçgenin 4 birimlik kenarı orantılıysa 8'e bakan açıya alfa dersem diğer üçgende de 4'e bakan açının alfa olduğunu söyleyebilirim. 12 ve 6'ya bakan açılar da orantılı. Bakın buraya beta dersek beta olacak. Teta dersek son açımız teta olacaktır. Kenar 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 benzerliği de açı sorularında işinize yarayacaktır arkadaşlar. Kenar 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 benzerliği ile ilgili ÖSYM'nin sorduğu şu ana kadar tek bir soru tipimiz var. Değerlerini değiştirip biz benzer bir soru çözelim arkadaşlar bununla ilgili. Şuraya da T diyelim. Şimdi burada bir takım değerler yazalım. Burası 12 santimetre olsun. Şuraya ne yazmalıyız? Buraya 6 yazalım arkadaşlar. Buraya 8 yazalım. Buraya 4 yazalım. Son olarak 5, 10 gibi değerler yazalım arkadaşlar. Şimdi bakalım burada AK'ya 5 dedikten sonra sizden AT uzunluğunu bulmanızı isteyelim arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz KLC üçgeni ile BTM üçgeni bize tüm kenar uzunluklarını vermiş. Acaba bu üçgenler benzer midir diye düşünelim. BTM üçgenin kenarlarını küçükten bir sıralarsam 4, 5, 6. Diğer üçgenin kenarları da 8, 10, 12. Tüm kenarlar arasındaki orana bakalım. 4'ün 8'e oranı, 5'in 10'a oranı, 6'ın 12'ye oranına eşit mi? Hepsinin 1 bölü 2'lik oranlar olduğunu fark ettim. Yani sabit oranı fark edebildim arkadaşlar.
Bu durumda 4'te 8 orantılı olan kenarlarsa 4'e bakan açı alfa iken 8'e bakan açı da alfadır. Ve bu durumda ABC üçgeni iki tane köşe açısı birbirine eşit olan, yani ikizkenar üçgendir arkadaşlar. Alfanın karşısında buradaki kenar uzunluğumuz 17 ise diğer üçgende de 17 olacak arkadaşlar. 5 birimlik kenarı gördüysek x'e ne kalacaktır buradan? 12 birimlik bir değer kalacaktır arkadaşlar.